Gittiği her yerde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Örgü, Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hadi Fatih Mahallesi'nde davul zurna eşliğinde Sivas halaylarıyla ve Başkan Ürgüp sloganlarıyla karşılanan 31 Mart yerel seçimlerinin en güçlü adayı Doğan Ürgüp kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenlerin yoğun ilgisi karşısında hemşerilerini kırmadı. Açılış öncesi alkışlar eşliğinde Sivaslı hemşerilerine seslenen Ürgüp, Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum dedi. Bugün burada çok tabii bir kalabalıkla birlikte bizi karşıladınız. Allah sizden razı olsun. Ne muradınız varsa Allah kahve versin. Fatih Mahallesi'nin sorunlarını bildiğini ifade eden Ürgüp, kadınların talepleri doğrultusunda Fatih Mahallesi'ne Kadınlar Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi yapacağını ve tüm parklara Anne Beni Gör projesini uygulayacağının sözünü verdi. Fatih Mahallesi son yıllarda gelişen oldukça nüfuslu kalabalık bir mahalle. Ciddi manada hizmete ihtiyacı var. Fatih Mahallesi'nde hanımefendilere söz veriyorum. Bir tane Hanımlar Kültür Merkezi. Fidan yazıcı olan Hanımlar Kültür Merkezi'nin alt kısmı gibi içinde iş merkezleri bulunan en az 6000 metrekare büyüklüğünde Hanımlar Kültür Merkezi'nin yanı sıra gençlik merkezde koyacağız bir tane onun yanına. Gençlerin ve hanımların ayrı ayrı bölümlerde sosyal faaliyetleri, banyosu, hamamı, havuzu, onun ötesinde kurs alanları, onun ötesinde iş alanları, onun ötesinde spor odaları, onun da ötesinde kreş, çocuk bakım evi gibi ünitelerin içerisinde bulunduğu bir kompleks. Yani Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezi kompleksini Türkiye'de biz bu hale getirdik. Sivas'ta uygulayacağı projelerinin temel ilkesinin istihdam olduğunu dile getiren Ürgüp, kültür, tarih ve inanç turizm alanında yapacağı projelerini hemşerileriyle paylaştı. Yani Sivas'ımızın tabii ki istihdamı giderecek, istihdam kaynaklarını artıracak, işsizliği engelleyecek projelere ihtiyacı var. Şimdi fabrikaları bir yandan getirip kuramıyorsunuz. Devlet kurumlarından gelen yok, giden var. Dikim evi gidiyor. Askeri hastaneye gidiyor. Onun ötesinde yurt şehrin dışına çıkıyor. 10 bin tane öğrenci, 5 bini gitti. Yani şehrin esnafları iş yapamaz hale geldiler. Tabii bunların hepsinin giderilmesi tam tamına mümkün değil ama telafisi mümkün hareketler yapacağız. Öğrenci şehrin içine sokmamız lazım. Sivas'a her hafta bir devlet bakanının geldiğini ifade eden Ürgüp, bizim belki seçim için gelecek bakanımız yok ancak bize bakan Allah'ımız var. Bize bakan sizler varsınız dedi. Bakanlar her hafta gelip bakanlar devletin bakanları, bizim de bakanlarımızdır. Ama bizim bakanımız bu manada siyasi bakanımız yok. Siyasi bakanımız bizim var, bize bakan biri var, bize bakan bir güç var. Bize bakan güç Allah-u Teala, bize bakan güç sizsiniz. Konuşmasının ardından Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde Uzuntepe Mahallesi ev buluşmalarının davetlisi olan Ürgüp'e sürpriz karşılama konvoyu yapıldı. Ürgüp ev buluşmasında katılımın fazla olması nedeniyle sokaklara taşan kalabalığa kapı önünde kurulan mikrofon sistemiyle seslendi. Açın, yola çekiliyor fotoğrafını.